şimdi Gelecek Partisi'nden İzzettin küçüğü dinleyeceğiz. Ee, Sayın Küçük bir yandan bu işte devlet ve hükümetin e, yapışmış bir görüntü içine sokulması, böyle evet. bir algı yaratılması, e, sorumluluk, başarıları sahiplenme, başarısızlıkları hep başkasına gerekirse de muhalefete yıkma. E, az önce dedi işte devletin yanındayız. E, zaman zaman görüyoruz bu tür ortamlarda sosyal medyada bir anda devletimin yanındayım e, tarzında bir e, şeye e, etiketlemeyle büyük bir şey seli, e, tweet seli. E, bu durumda o zaman e, ona katılmayanları ya da sanki e, soru işaretlerini ortaya koyanları eleştirel akılla bakanları ha devletin yanında değil demek ki bunlar. Bir şey, şey, şey. pozisyona sokuyor. Ne diyorsunuz? Evet, e, anayasada devletimizin bir tanım var. Diyor ki anayasa egemenlik milletindir. Millet egemenliğini e, anayasada yazılı organlar eliyle yani yasama, yürütme ve yargı eliyle kullanır. Yani devlet organı dediğimiz şey yasama, yürütme ve yargıdır. Bu dar tanımlı devlettir. Ama geniş tanımlı devlet belli bir toprak parçasındaki belli bir nüfusun siyasal organizasyonu. Bu anlamda siz de biz de hepimiz devletin bir unsuru ve parçasıyız. Hiç kimse bu tanımda devletin kendisi olamaz. Devletin başkanı olur, devletin bakanı olur, devletin valisi olur. Ama devletin kendisi olamaz. Devletin kendisi olma dönemi 16. 15. yüzyılda Kral Louis dedi, ben devletim dedi. Kanun benim dedi. Ya bu son 200 yıldır ben devletim diye bir şey yok. Herkes devletin temsilcisidir. Birisi alt rütbeli, birisi üst rütbeli temsilcisidir. Devlet organı dediğiniz şey yasamadır, hükümetle yürütmedir. Karışıklık şundan meydana geliyor. Son olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı aynı zamanda devlet başkanı, aynı zamanda hükümet, aynı zamanda parti başkanı. Şimdi i̇şler karışıyor. Efendim, ya hükümet nerede başlıyor, devlet nerede bitiyor, Parti nerede gidiyor, bu halkta karıştırdı, herkes karıştırdı. Ya bütün kamu bürokrasisi de karıştırdı. Dikkat edin, bazı kamu yöneticileri parti kongrelerine katılıyor, parti yetkilileri gidiyor, devlet işleriyle uğraşıyor, bütün karışıklığın nedeni bu. Bir kişi ay üç tane şapka taşıyor. Hem devletin başı, hem hükümetin başı demiyorum, cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin kendisidir. Kabine yoktur. ya kabine dediğiniz, bakanlar kurulu dediğiniz parlamenter rejimdedir. Kabine tüzel kişiliği vardır. Ve her bakanın bir imzasının değeri vardır. Bakan, 15 bakan var, 14'ü imza attı bir karara. Bir bakan atmazsa o karar çıkmaz. Şu andaki sistemde 15 bakanın tamamı da hayır dese, bir kişi evet derse bitti. bitti. Yani bütün e, sorun bence bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet. Bir, bir daha hatırlatalım çünkü biz o kadar yoğun bir gündemle evet. boğuşuyoruz ki toplum olarak. Biz sanki fi tarihindeki bir uygulamaydı gibi bir anda böyle bir moda sürükleniyoruz. Oysa daha çok yakın bir çok geçmişti yana, evet. hakikaten ha. dediğiniz gibi bir bakanlar kurulu kararı alınabilmesi için gerekli düzenlemeden söz ediyorsunuz. Tabii. Ve bunun e, şu anda... 3 yılda şu... olmadı. Evet, ama bu 3 yılda üç yıla rağmen bu kadar eskimiş olması demek sistemin çok <laughs> Bana ipa, öyle geldi şu anda sanki <laughs> çok eski bir şeyden. Evet. Ya bir hükümet yok. Kabine var ama hükümet yok. Bakanlar Kurulu yok. Tek bir kişi hükümet o da yürütme idaresi. Yani şunu kimse diyemez. Bu devletin işi diyemez. Çünkü devlet dediğiniz yasama organı da var. Yargı organı da var. Bu hükümet ne yapıyorsa yürütme organı yapıyor. Devlet. Efendim bu devlet yatırımı. Devlet yatırımı diye bir şey olamaz. İsterse 100 milyar dolarlık bir yatırım olsun. Mesela bir arada işte bu devlet yatırımıdır dendi. Devlet yatırımı olamaz. Devlet sırrı, devlet ticari sır bu kavramlara da gireceğim. Ya devlet yatırımı diye bir şey yok. Hükümetin yatırımıdır. İster 100 milyonluk olsun, ister 100 milyarlık olsun. Bu böyledir. Yani devletin yani parlamentonun yatırımı olur mu? Devletin bir unsuru. Yargının bir yatırımı olur mu? yatırımı yani devlet çünkü bunlarda teşekkür etmiş. Dar anlamda devlet. Hepsi hükümetin yatırımıdır. Her karar hükümetle hükümetin aldığı her karar hükümet sorumludur Peki, ve yetkilidir. Az önce dediniz ki sınırlar birbirine karışmaya başladı. Ha. Hangisi devlet, hangisi hükümet? Erdoğan ne kadar devlet, öbürü ne kadar vesaire şu bu. Askerle şey anlamında söylüyorum. Komuta Hı. anlamında en Hı. üst karar merci anlamında. Kurmay Başkanı. Evet, orada da bir karışma var mı birbirine? Tabii, başkomutan bizim anayasamızda Cumhurbaşkanıdır. Yani ama o yetkisini Genel Kurmay Başkanı eliyle Sen yürütür. Yani ama fiili olarak, manevi olarak başkomutan Cumhurbaşkanıdır. Ama bu işleri yürütecek kişi Genel Kurmay Başkanıdır. Bizim yasalarımız ve anayasalarımız öyle tanımlanmıştır. Aradaki ilişkiyle, itibarıyla. Az önce tekrar geriye bir konuyu hatırlatmak istedim. Sayın Milletvekili başarısız operasyonlar da oldu dedi. Evet bizim tarihimizde başarısız operasyonlar da oldu ama herkes açık alınlıkla çıktı, sorumluluğunu üstlendi. Başarılı bana bilgi geldi 314 tane 1980'den beri PKK ortaya çıktıktan sonra 310 tane vatandaşımız, güvenlik görevlisi, jandarma erimiz bir şekilde teslim alınmış PKK'da. Hain terör örgütünde. 310 tane, 4 tane. Ya başarılı e, çalışmalar da var. Terör örgütleriyle ilgili olarak hatırlarsınız en büyük e, o kaçırma hadisesi 2014 yılında Musul'da e, Daş tarafından bizim büyükelçilik elçilik e, basılarak orada e, 49 e, büyük büyükelçilik mensubu, 3 tanesi Iraklı, 46 tanesi Türk vatandaşı, 3 ay Daş e, bunları rehin almıştı. Ee, mesela orada 3 ay rehin kaldılar ama sonuçta e, o dönemde başarılı bir e, çalışmayla hı hı. bu 46 e, güvenlik personelimiz, e, büyük elçilik personelimiz e, ben Urfa'daydım oradan giriş yaptılar. O zaman biliyorsunuz Sayın Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu Başbakan'dı. Diplomatik da, bir çalışmayla. Evet diplomatik, çeşitli oradaki yerel unsurlar, ya terör örgütüyle e, devletin çeşitli organları görüşür. E, oradan e, bulunan e, yönetimleri devreye sokar. Üçüncü kişileri e, mesela e, 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında, gerçi terör örgütü değildi ama e, daha çok korsandı onlar Öyle. para fidye karşılığında. Denizcilerimiz kaçırıldı, onlar kurtarıldı ve alkışladık biz onu başarıyla sağ salim. Yurt. Daha önce Sayın Erdoğan söylemişti ama istihbarat örgütleri görüşürler demişti. E, tabii e, görüşürler. ya bunda e, bir şey yok yani daha e, bizim terör örgütü olarak Büyükelçilik mensuplarımızı rehin aldığında da her türlü vatandaşın canını kurtarmak için tedbire yola başvurulmuştur. onu ifade edeyim. Bunda bir şey yok. Yani bir oradaki yerel yönetimde kullanılacaksa kullanılır. Üçüncü de, tüzel kişilikler, dernekler kullanılacaksa kullanılır. kişiler. Her şeyden mühim olan vatandaşın canını sağ salim getirmek. Bekleyen o anne babaları, o hasretle bekleyen anne babalarını, böğrünü bükmemek. Bütün mesele o. o. Görüşmeler onun için bu devletin veya unsurlarının görüşmesinde Peki. devlet itibariyle bir sıkıntı yok. Peki. Kadir Ovalı demiş ki devletimin yanındayım ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bu sistemin karşısındayım demiş. Şimdi Bunlar. muhtemelen hani bu başka izleyicilerimiz de kafasındaki bir fikir olabilir. Nihayetinde CHP'lisi de işte İYİ Partilisi de Devalısı da de, Saadetlisi de Gelecek Partilisi de HDP liste de devletimin yanındayım diyen kitle herhalde azınlık değildir çok büyük bir çoğunluktur ama herhalde bu kitlenin de beklediği devletin de bütün bu partilerin eşit bir şekilde yanında yer alması bu bir böyle beklenti yaratır değil mi efendim